Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sadiqul va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayarları Ummahatul Mu'mininler hakkıdaki olup buradayken dersimizin navbatiyiz. Abi Salome'den rivayet kılınadı. Ayşe raziyallahu anha şunu dediler. Ra'aytuke ya Rasulullah vazi'an yedeke ala ma'rifati farasi. Ay ala arfi farasi. Ayşe anamız raziyallahu anha dediler. Peygamberimizi yıkarıp ya Rasulullah. Men sizni kolingizni atını yoluna koyup turganingizni gördüm. Siz tik durup dihyetel kalbi bilen suhbatlaşıp durardınız dedi. Peygamberimiz Dihyetel Kalbi bilen gaplaşıp durardı. Dihyetel Kalbi bilen kolunu atını yoluna koyup durardı. Peygamberimiz "Gördünüz mü onu?" dedi. Ayşe anamız "Ha" dedi. Peygamberimiz dediler "Bu" dedi. "Cebrail" dedi. Yani Dihyetel Kalbi'nin suratı da Peygamberimiz'e aldığı kekenedi. Bunu Ayşe anamız raziyallahu anh'a gördü. Demek Ayşe anamız raziyallahu anh'a Cibril aleyhisselam'ı körgenedi. Peygamberimiz dediler "Bu bas o Cibril" dedi. Ve o sizge salam etmekte. Cebrail aleyhisselam Hadice anamızı gem salam etken edin. Cebrail aleyhisselam Ayşe anamız raziyallahu anh'a gem salam etti. İnnel muttaqine fi cennetin ve neher fi maka'adi sidqin inde malikin muqtadir. Elbette takvadar zatlar cennetlerde ve deryalar üstüde kadir padişah huzurudaki razı bulgen orunlarda bulur. Buradalar haqiqiy taqvodor mu'min banda uchun Allohni huzurida bir xos maqom, xos makon bor. Mana biz Oyisha onamiz roziyallohu anhoning fazilatlarini o'qib, gapirib, maqtab o'tiribmiz. Ba'zida odamlar bir-birini maqtaydi. Bir odam bo'ladi, uni yaxshi ham maqtaydi, yomon odam ham maqtaydi. Endi muhimi seni maqtashlik emas. Muhimi kim seni maqtayotganligi. Çünkü sen kılıyken işte, eğer fisk fucur olsa, bana şu fisk fucurdu egeleri, fisk fucurdu kasıp egeler, kail kalıp mahta uğradı. Ama seni mahta eken kişiler kimler? Salih insanlar mı yok, yok mu? Seni kim uluk sana yaptı? Kimi nazarada yüksel yapsan? Bana şu nasıl mukum? Demek siz bilen bize eğer kimdir mahtasa, bu adamlar salih insanlar buluşu ki biz urun eylik. Çünkü maqtovda aytdik hozir yaxshi odam ham qiladi, yomon odam ham qiladi. Oysha roziyallohu anhoning zuhdi. Zuhd bu zohidlik. Zohidlik degani dunyoga beparvo bo'lishlik degani. Zohidlik degani umuman dunyodan voz kechib, tarki dunyo qilishlik degani emas. Zohidlik degani dunyo ichida yurib, dunyoda ichida ishlab, dunyoni topib, moli dunyoda qo'lga kiritib bunu kalbge caylavamazlik. Kişinin dünyası koluda buluşluyor. Zahili deyende adamlar umuman terki dünya kıyken adam düşünüyor. Bu natoru düşünce. Ayşe anamız raziyallahu anh'ın zuhdi, zahidliği. Kasım ibn Muhammed ayıttı. Kânet Ayşe'te ummul mu'minin raziyallahu anh'a tasumu hatta yüzliku hassavum. Ayşe anamız roza tutardı. Roza Ayşe anamızı hinab yobar gücü tutardı. Haldan tayfa gücü tutardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i koluda terbiye topken Ayşe anamız raziyallahu anh'a. Bu anamız dünyaya verilgen miydi? Dünya muhabbeti var mıydı bu anamızda? Kengi sözge kulak tutamız. İbn-i Mukendir Ummu Zar'dan rivayet kıladı. Ummu Zar Ayşe anamızın dügânasıydı. Ummu Zar aytadi. Oyishaga roziyallohu anha 80 yoki 100 minglik mol yuborildi. 80 yoki 100 ming dirham mol yuborildi. Shunday hadiya qilindi. Uni bir idishga soldi. Oyisha roziyallohu anha ana shu kuni ro'zador edi. O'tirib molni odamlar orasida taqsim qilishni boshladi. Kech kirgan paytda bu moldan bir dirham qolmagan edi. Kech kirganda mana shu 100 ming dirham boylikdan 1 dirham o'zida qolmagan edi. 100 ming dirham qancha bo'ladi hozirgi kunda? Nima deb o'ylaysizlar? Biz mana dirham dinor deb qo'yamiz, ko'p ham bilmaganimizga ha shunaqa ekan deb qo'yamiz. Qaranglar birodarlar.
Qaraydi. Her doğumgi savolimiz. Qani endi hozir o'sha onamiz? Nima uchun o'sha onamiz shunday edi? Chunki ular payg'ambar alayhisalomning tarbiyasini olishgan edi. Payg'ambarimizning ayollari birodarlar da'vatning bir qismi edi. Da'vatning qismi edi. Agar kishi da'vat qilsa odamlarni o'zini ahllariga e'tibor bermasdan, ayollarini, oilalarini tarbiya qilmasdan, o'zi bir vodiyda bo'lsa-yu, uyi, oilasi, ayoli, farzandlari boshqa vodiyda bo'lsa, bu odamni da'vatini hech kim qabul qilmaydi. Chunki sen qilayotgan da'vat, sen tutgan manhaj, dastur, sen tutgan yo'l voqe emas ekan. Chunki o'zingni oilangni tarbiya olmabsanmi, endi boshqalarga umuman gapirmay qo'yaver. Agar voqe bo'lsa seni dasturing, barnomajing, rejang. Agar voqe bo'lib turib, oilangni tarbiya olmagan bo'lsang, demak sen o'zingni oilangni tarbiya qilishida nuqson yo'l qo'yibsan. Yuridullohu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayti va yutohhirakum tathira. Alloh sizlardan gunohni ketkazishni va sizlarni butunlay poklashni istaydi xolos. Ey payg'ambarning xonadoni, payg'ambarimizning oilasini poklashlikni Alloh taolo o'zining zimmasiga oldi. Chunki ular da'vatni nima dedik? Bir qismi, bir juzi deb aytdik. Siz qachon bir odamni da'vatiga ishonasiz? Qachoniki o'zi gapirayotgan gapga o'zi amal qilayotgan bo'lsa. O'zi aytayotgan narsasiga o'zi amal qilayotgan bo'lsa va o'zi amal qilayotganini aytayotgan bo'lsa. Oshamiz ro'zador edi. Pulni tarqatib bo'ldi, 100 ming dirhamni o'ziga hech narsa olib qolmagan edi. Ummizar aytdi, "Bu taqsim qilgan narsangizdan o'zingizga ozgina olib qolganingizda, bir dirham olib qolganingizda go'sht olib berdik" dedi. Iftoriga, iftorligimizni olib kelgan paytda iftoriga har kungidek non bilan yog'ni olib keldi. Quruq non bilan yoqqa tegizib nonni yeb qo'yardi. Birodarlar, biz unaqa qila olmaymiz, bizga unaqa bo'ldi, biroq aytmaydi ham, lekin ko'rib qo'yaylik. Dunyosini oxiratiga sarf qilishlikda bizga ibrat bo'ladigan odamlar. Yana bu erkak kishi emas, kim bu? Ayol kishi. Va yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Alloh taolo bunday bandalarni maqtagan. O'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da, o'zlarini qo'yib, o'zgalarni isor, ixtiyor qilur. Biz odamlar oshchasini bersa ham katta gap. Oysha roziyallohu anhona deydi, urva rivoyat qiladi. 70 ming dirhamni taqsim qilayotganini ko'rdim. Shu vaqtda ko'ynagini bir chekasida yamog'i bor edi deydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deb ketgan edi Oysha onamizga? Ya Aisha. Bu hadis Imom Termiziyning sunanlaridan. Iza aradtil luhuqa bi falyakfiki minad dunya kazabir rakib. Ey Oysha, agar menga ergashishni xohlasangiz, ya'ni oxiratda ham men bilan birga bo'lishni xohlasangiz, shart qiling. Dunyodan rokib musofirning zodi sizga kifoya qilsin. Musofir qancha narsani o'zi bilan olib yuradi? Eng kerakli narsani. Dunyoda xuddi musofirni zodi bilan kifoyalaning. Va iyyaki va majalisatal aghniya. Boylarning majlislaridan ehtiyot bo'ling. Boylarning majlislaridan ehtiyot bo'ling. Ko'ylakni yamamasingizdan avval uni yangisiga almashtirmang dedi. Odamlar boylarning majlisiga intiladi. Boylarda biroq yomon deyotgani yo'q. Nimaga boylarning majlisidan ehtiyot bo'ling deyapti? Chunki sizdan ko'ra holi balotroq bo'lgan odamni uyiga borgan paytingizda, uni turmushi, iqtisodiy ahvolini ko'rgan paytingizda dunyoga bo'lgan hirsingiz, muhabbatingiz ziyoda bo'ladi. O'zingizni turgan kuningizdan, holatingizdan nima qilmaysiz? Norozi bo'lishni boshlaysiz, rozi bo'lmaysiz. Shuning uchun boylarning majlisiga kamroq boring deb kimga nasihat qilyapti payg'ambarimiz? Yana Urvadan rivoyat qilinadi. Muoviya ibn Abu Sufyon, mana xalifalardan biri, Oysha roziyallohu anhoga 100 ming dirham molni yubordi. Allohga qasam dedi Urva. Hali kun botmasidan avval Oysha roziyallohu anha uni hammasini tarqatib yubordi. Bir marta emas, doim shunaqa qilgan. Oyshaning mavlosi, xizmatkori ayol, agar undan bir dirhamga go'sht olib qo'ysangiz bo'lar edi dedi. Tugagandan keyin Oysha onamiz aytibdilar, ertaroq aytganingda shu ishni qilardik. Tarqatib bo'ldik. Tarqatib bo'ldik.
Bu ayol kişinin zohidligi. Ayol kişinin zohidligi. Ayol kişinin zohid bo'lishligi dünyaya muhabbat qo'ymasligi juda ham nodir narsa. Aksincha o'zi odatda dunyoparast kim bo'ladi? Xotinlar bo'ladi. Erlarda ham xot dunyoparast qiladigan kim bo'ladi? Xotinlar bo'ladi. Oyatni qarang. Inna min azvajikum va avladikum aduwwan lakum. Ey mu'minlar, albatta juftlaringiz va bolalaringizdan sizlar uchun dushman bo'lganlar ham bor. Bas ulardan ehtiyot bo'ling. Xotining, bolachaqing dushmanlik qiladigan joyi bor. Ehtiyot bo'l deydi. Qanaqa dushman bo'lishi mumkin? Tafsir ulamolari aytishadiki, bu dushmanlik hayotdagi, kundalik holatdagi dushmanlik emas, balki oqibat, natijadagi dushmanlik. Nima degani? Bir er o'lim soati keldi. Haromni yegan shu xotin tofga, abga, ber, qiber, etiber, yetiber do'g'urgan er shu xotinni talabini qanoatlantirishlik uchun halol deyam topgan, harom deyam topgan. Halol deyam yegan, harom deyam yegan. Mana endi dunyodan chiqib ketayotgan paytda mana shu xotinini qilgan talabi, mana shu xotinini qilgan fe'lini deb harom deyib jahannamga loyiq bo'lib ketyapti. Erni xotinga dushmanligi, xotinni erga bo'lgan dushmanligi, adovati dunyodan chiqib ketayotgan paytda bilinar ekan. Shuning uchun ayollarda eng yaxshisi, eng barakotligi eriga yuk qo'ymaydigani, erini toqatidan oshgan narsani talab qilmaydigani kamchiqimroq bo'lgan ayol. Albatta bu darslarda muslima opalarimiz eshitishadi va xususan shularga atab tayinlangan darslar. Ayol kishi erni yarmi, oilani ustuni. Agar erkak kishining yarmi bo'lgan ayol dindor bo'lsa, hayotiga rozi bo'lsa, qanoatlansa, er taqvoda yurish oson bo'ladi. Agar teskarisi bo'lsa-chi? Bunaqa taqvodor ayol birodarlar erini gunoh masiyatga buyurmaydi, majbur qilmaydi. Palonchiga uyqu berasan, palonchiga eshiqib berasan demaydi. Erini haromga turtib qo'ymaydi. Bir ayol eridan palon pullik qimmat narsani olib berasan deb turib oldi. Isrof endi u narsa. Isrof. Er qarab turib, "Ey xotin" dedi. Jannatda shunday xura ayinlar borki, agar u xura ayinlardan bittasi yerga tushirib qo'yilsa, bu xurning nuri, go'zalligi quyosh bilan oyni nurini so'ndirib qo'yadi dedi. Endi seni deb ulardan voz kechganimdan ko'ra ularni deb sendan voz kechib qo'yishim osonroq dedi. Seni aytganingni qilaman, seni ko'ning cho'kib qolmasin deb haromga qo'l urganimdan ko'ra seni haydab olib o'shlarni olganim ma'qul menga deyapti. Musulmon erkak agar xotinini talab qilayotgan narsasi harom bo'lsa yoki xotini qilib ber deyotgan narsa isrof bo'lsa, xotini qilib berasan deb talab qilayotgan narsa bu erni Allohning roziligidan uzoqqa ketkizib yuborayotgan bo'lsa, xotinini bunaqa talabiga itoat qilmaydi. Yoki buyrug'ini bajarmaydi desak, yana zamon bo'proq bo'ladi. Bizi zamonimizdagi ayollar, birodarlar, mana Oyisha onamizni zuhdini, zohidligini ko'rdingiz. Qo'liga shunaqa katta miqdordagi pul kelgan paytda olib qolmasdan tarqatib yuboryapti. Hozirgi zamondagi ayollarchi uyini bezashlik bilan ovora. Bu er jonivor eplab bir narsa qilib tomni yopdi, uyni ichiga kirib oldi. Bu erkakdan baxtli odam yo'q, o'zini tomi, o'zini hovlisi, xursand bo'lib yashayotsa boshlanadi. Bilasizlar endi nima deyishni. Endi mananı qilib berasiz. Endi mananı qilib berasiz deydi. G'ing'iloradi, g'ing'iloradi, oxiri nima qiladi? Ammo mana shu ayollar, faqat uyini, dunyosini bezayotgan ayollar, oxiratdagi ulushini, oxiratdagi nasibasini esdan chiqarib qo'ysa, o'lim soati kelgan paytda hamma narsasi qoladi bezatilgan. Hamma narsasi qoladi. Ikki qo'li bilan quruq ketadi birodarlar. Oyisha roziyallohu anhoning ilmi. Hashom ibn Urva otasidan rivoyat qiladi. Ma ra'aytu ahadan minan nasi a'lama bil Qur'an va la bil fariza. ولا بالحلال والحرام ولا بالشعر ولا بحديث ولا بنسب من عائشة رضي الله عنها Hashom ibn Urva otasidan rivoyat qilib aytadi. Qur'onda, faroizda, farzda, halol haromda, she'rda, hadisda, nasabda Oyisha roziyallohu anhodan ko'ra bilimdorroq odamni ko'rmaganman dedi.
Ayol kişinin ilimli buluşu ne kadar güzel buradalar. Kur'an diyor da yan bulsa, nema doğru, nema doğru, nema doğru bilse, hak bulan batılda acilatsa, adamlar da gapiga erişilmeydigan bulsa, aksinca, adamlar da erişilmeydigan bulsa, ne kadar zor buladı bunun hayal. Birinci gamı Allah'a razılığı, orkasından erim bilen farzantlarımı hizmet edigen ayol bulsa, kanaka zor ayol buladı. Eğer kız balanı tarbiye kıyan bulsayız, demek siz Müslüman ailenin tarbiye kıyasınız. Eğer kızınızı Allah'a tanıydıgan, Allah'dan korkadığan kılıp tarbiye kıyan bulsayız, demek bitti Müslüman ailenin tarbiye kıyasınız. İhtimal buradalar aramızda namaz okup kalışıya, hidayet yürüp kalışıya, hatını sebep boyun adamlar vardır. Bu kız erge temettürü bir ilim okuyen buladı, Allah'a tanıyan buladı, marifatli buladı da, kuyoga tekkenden ki hikmetli yol durup erine namazga, ibadetge, mescid yürüyüşüge sebep okuyen. Okumuşluk, hikmetli, fahın farasatli boyanı geçiyor bu kız, masiyat, günah masiyatlarda terk kılışıge kömek görsatken buladı. Şunun için üleneken ülkeler, kimge ülenekenlerge harap koyuyorlar. Sizlerde ahiret havlusuya karab tartadıyan mı? Sizge keleyken cüft. Yok ki fakat dünya havlusuya karab tartadıyan mı? Dindarın tarlagen degen peygamberimiz. Fazfar bizzati din taribat yedek. Dindarını tarlagen öy Müslüman yigit bereket apasan degen. Şimdi bunu tezkere buluşunu oylap göreyim hatunda. Allah'ı tanımıydı. Üyüde din diyanat boyanmaz. Gama dünyada latar lütfesi. Maksat adamlardan kamaslik, taşviş, bağımı, yoğumu, kıveresen. Adamlarda yaşaslik. Gamı şu, ahirat hakkında fikir kimiydi? Nek şeytan duruaktı sözü. Bağ şuna kalara. Bismillah demiydi kereyi basa bir günde bir madde. Uru aytadı. Ayşe anamız ya. Ey ana deydi. Çünkü hemimiz anamız ummahatul muminin ya ummah deydi. Nima uchun siz faqih ekanligingizdan hayron bo'lishim kerak? Bunchalik ilmli bo'lganingizdan men nimaga hayron bo'lishim kerak? Axir siz Rasulullohning ayolisiz-ku. Axir siz Abu Bakrning qizisiz-ku. Shuning uchun kishi ilmli bo'lsa, ilm o'qiyotgan bo'lsa, ayolini johila holatida qoldirishi to'g'ri emas. Domla qanaqa bu o'zi ko'chaga chiqmasin deyapsiz o'zi. Har yerga boravermasin deyapsiz. Yana ilmli bo'lishini gapiryapsiz. Biz ko'chaga chiqavermasin deyekanda. Maza bemaza chiqmasin. To'g'ri kelgan otinchadan dars olavermasin deb aytyapmiz. Dini diyonati joyida. Fahm farosati ilm saviyasi yetarli bo'lgan opalardan o'rgansin. O'rgansin. Ayollarimiz kimdan ta'lim oladi? Shunga qaraylik. Bir odam bo'ladi, 1 soat, 2 soat, 3 soat o'tiraversan gaplashib, maza qilasan. Nimaga? Dünya karası seninki bilen bir kıl. İlim derecesi bir kıl. Sakafatı, gamı, taşvişi bir kıl. Sen aziz de genesen aziz de biledi. Sen yaman de genesen yaman de biledi. Hem fikir. Bu genliğin için bu adam bilen oturursan geplaşır. Yani bir kıl adam var 5 minit oturamıyorsan geplaşır. Sen bir vadiydi. O başka vadiydi. Allah da tanımıydı. Halal halam da parkaya var mıydı? Gapı muhtanış. Gapı dünyada latar lütası. İndi. Savol. Nimaga xotinlarimiz bilan xuddi ulfatlarimiz bilan gaplashib o'tirgandek o'tira olmaymiz gaplashib. Chunki siz agar dindor bo'lib dunyodan uzoq bo'lishi kerak degan e'tiqodda turgan bo'lsangiz, xotin odamlardan qolmaslik kerak deydi. Siz isrob degan narsani u orzu havas deydi. Siz ma'siyat degan narsani taraqqiyot deydi. Nima uchun shunaqa? Chunki siz o'zingiz o'qib ilmli bo'lib turib xotinni tarbiya qilmadingiz. Uni ilmli bo'lishligiga, tushunchalarni to'g'rilashligiga siz nima qilmadingiz? Xizmat qilmadingiz. Demak, er kishi ahli ilm bo'lgandek, diniy bilimlardan xabardor bo'lgandek, ayolini ham mana shu narsalardan boxabar qilishlik kerak, toki hayotda mushkulalarni er xotin bir bo'lib turib yengishsin. Ko'chaning mushkulasini yengishlikka ayol yordam bersin. Aksincha, ko'chaning mushkulalari erkak kishini yengib qo'yishligiga, ko'cha mushkulalariga yordamchi bo'lib qolmasin. Oysha roziyallohu anhoning fazilatlari. Oysha onamiz aytadilar, "Fuddiltu bi ashr." Menga 10 ta fazilat berildi. Payg'ambarimizning ayollarining orasida menga 10 ta fazilat berildi. Birinchisi, Jabroil mening ovozim bilan kelib gapirdi payg'ambarimizga.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Ayşe anamızın avazını hatta yakar idi. Cebrail Ayşe anamızın avazı bilen Peygamberimize ikilip yapardı. İkincisi, kız halı da Peygamberimiz yetekken idi. Peygamberimizin başka hemen ayarları cüvan boyadı. Üçüncüsü, fakat yine Peygamberimizin ayarlanışından fakat yine Ayşe anamızın otası ham, onası ham muhacir idi. Başka hiç kaysa ayolda otanası bunu kalmaz idi. Törtüncüsü, pokizaligi haqida samodan vahiy nozil bo'ldi. Beshinchisi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oyisha onamiz bilan bo'lgan paytda vahiy tushardi payg'ambarimizga. Boshqa hech qaysi ayol bilan bo'lganda vahiy tushmagan. Oltinchisi, Oyisha onamiz yon boshlab yotganda payg'ambarimiz yonida namoz o'qirdi. Boshqa hech qaysi ayol buni qilmasdi. Bilasizlar, Oyisha onamiz payg'ambarimiz namoz o'qish kerak bo'lsa, Oyisha onamiz surilib turishga to'g'ri kelardi. Hujrani torligidan. Qariylar qanaqa uyda yashagan rahmatallilah alamin. Yettinchidan, Oyisha onamiz roziyallohu anhoning kunida payg'ambarimiz vafot etdi. Oyisha onamiz bilan bo'lgan kunda vafot etdi. Sakkizinchidan, Oyisha onamizning uyida vafot etdi. To'qqizinchidan, Oyisha onamizning quchog'ida vafot etdi. O'ninchidan, Oyisha onamizning uyiga ko'mildi. Menga 10 ta fazilat berildi dedi Oyisha onamiz roziyallohu anha. Boshqa hech qaysi ayollarga bunday fazilat berilgan emas. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.